Aşağıda KLM temel organik besinleri ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre KLM organik bileşikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? K için demiş ki yıkımı sırasında çok miktarda metabolik su ve enerji açığa çıkar. Bu yağların özelliği arkadaşlar. Karbonhidrat yağ ve proteinleri karşılaştırdığımızda en çok enerji veren yağlardır. Neredeyse onların iki katı kadar. Fakat parçalanması zor olduğu için biz karbonhidratlardan sonra ikinci sırada kullanırız onları. Ve metabolik suya gelirsek yağ asidi ve gliserolü oksijenli solunumda kullandığımızda bol miktarda metabolik su açığa çıkar. Bu da çöl hayvanları gibi bazı canlıların susuzluğa dayanmasını sağlar. DNA kontrolünde sentezlenen proteindir arkadaşlar. Proteinler biliyorsunuz DNA'nın şifre vermesiyle mRNA'nın bu şifreyi ribozomlara taşıması ve ribozomda tRNA, rRNA, mRNA işbirliği ile polipeptitlerin sentezlenmesi, sonra onların proteine dönüşüm şeklinde sentezlenebiliyor. Enerji verimi en düşük olan ise karbonhidrattır. Karbonhidratların enerji verimi düşük olmasına rağmen birinci sırada kullanırız. Çünkü proteinleri biz yapıya katıyoruz. Yağların da parçalanması zor olduğu için ilk sırada karbonhidratları kullanıyoruz. Şimdi şıklarımızı değerlendirelim. K parçalanmış sonucu amino asitler elde edilir diyor. K'ya yağ demiştik. Amino asit değil yağ asidi ve gliserol elde edilir. Dolayısıyla A şıkkımız söylenemez. L nükleik asitlerin yapısına katılır diyor. Nükleik asitler DNA ve RNA'dır. DNA ve RNA'nın yapısında protein yoktur arkadaşlar. Protein kromozomun yapısında vardır. Kromozom dediğimiz şey de DNA'nın histon proteinlerine sarılı halidir. DNA ya da RNA'da protein yok. Aman dikkat burayı, burası hep tuzak kurulur. M yapısında peptit bağı bulunur diyor. M'ye karbonhidrat demiştik. Yapısında glikozit bağı vardır karbonhidratların. E, peptit bağı ise proteinlerin yapısında vardır. Yağların yapısında da ester bağı bulunuyor. Bu da söylenemez. L yapı taşlarında azot bulunur diyor. L'ye biz protein demiştik. Proteinin yapı, yapı taşı amino asittir ve amino asitlerin yapısında azot bulunur. Bu durumda bu söylenebilir. K'nın hidrolizinde açığa çıkan su miktarı L ve M'den fazladır demiş. Bir kere hidrolizde su açığa çıkmaz. Su kullanılır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da söylenemez. Hangisi söylenebilir dediği için D şıkkımız doğru cevap.